Değerli izleyiciler, şehir ve insan programında kentlerimizle, kırsal yerleşmelerimizle, içinde yaşayan bizlerin ilişkisini konu alan bir seri program düzenledik. Bugün 13.sünü yapıyoruz. Ancak benim daha önce baş başa programında son 2 yıldır Aydın'ın bütün ilçelerini ayrı ayrı ele alarak her ilçemizde yapılmasını planladığım, ya ta 2002 yılından önce Aydın Belediye Başkanı iken başlattığım büyük şehir kampanyasının çerçevesinde hazırladığım projeleri zaman içinde daha da geliştirerek, güncelleyerek bunları sizlere sunmaya çalışmıştım. Hatırlarsanız yaklaşık 90 program yaptık. Aydın'ın 17 ilçesini ayrı ayrı ele aldık ve her ilçemizin projelerini tek tek incelemek suretiyle telefonlarımız da bu program nedeniyle WhatsApp hattından ilan ettiğimiz için telefonla gelen mesaj sayısı o kadar fazla ki gece neredeyse sabahlara kadar onları cevaplamaya çalışıyorum. Evet, bu Aydın ilçelerine ilişkin programlarımız en son 3 ilçemiz kalmıştı. Sultanhisar, Köşk ve Kuyucak ilçelerimiz Türkiye Seçim Platformu'na girdi. Ben de bağımsız milletvekili adayı olmaya karar verdim. Zaten bu programda neden bağımsız milletvekili adayı olduğumu gerekçeleriyle açıkladım. Şunu söyledim, ben siyasetçi değilim. Ben siyasetçinin dışında hem bilim adamı olarak, hem bir belediye başkanı, kent yöneticisi olarak, bir kent bilimci olarak, mühendis olarak, şehir plancısı olarak, mimar olarak 50 yılda biriktirdiğim bütün deneyimleri Türkiye'nin ve başta Aydın'ın yararına olmak üzere proje haline getirmiş bir insan. Şu dünyada yapmak istediğim her şey buna ilişkindir. Dolayısıyla bu projeleri geliştirmek suretiyle Aydın'a kazandırmak, yine genelde Türkiye için hazırlamış olduğumuz ulusal projeleri de ülkemize kazandırmak amacıyla ortaya çıkıyorum. Ve şunu söylüyorum siyasetçilere, bürokratlara. Bakınız biz bu kadar emek verdik, bu kadar deneyim ve tecrübeden geçtik. Bizim fikirlerimizden, hazırlıklarımızdan, projelerimizden, araştırmalarımızdan ve çalışmalarımızdan lütfen yararlanın. Biz sizden maddi ve manevi hiçbir beklentimiz yok. Sizin rakibiniz değiliz. Ben bürokrat değilim, koltuğunuzu kapayım. Ben siyasetçi değilim, koltuğunuzu kapayım. Bizden çekinmeyin. Ücretsiz, fahri, çalışmaya hazırız diyoruz. Ancak Türkiye'deki hakim olan rant ekonomisi, siyasete bulaşmış olan bu hastalıklar nedeniyle kimse bizi dinlemediği için biz meydana çıkıyoruz. Diyoruz ki bu yetkiyi bize de verin ki bunları hayata geçirelim. Onun için kimse yanlış anlamasın. Benim milletvekili adaylığım, bağımsız milletvekili adaylığımın koltukla veya makamla ya da başkalarının beklentileri olduğu gibi hiçbir ilgisi yok. Sadece ve sadece başta Aydın olmak üzere ülke yararına hazırlamış olduğum tasarıları, kanunları, yönetmelikleri ve bunların uygulanması için hazırlamış olduğumuz müfredatı, müktesebatı hayata geçirmek, bunları anlatmak için ortaya çıkıyoruz. Ve çok zor bir arenaya giriyoruz, çok zor bir alana giriyoruz. Çünkü o alandakiler bizi istemiyor. Sistemin değişmesini, düzelmesini de pek talep eden yok. Herkes kendi derdinde. Herkes bir oy fazla alayım da iktidarda kalayım veya iktidar olayım sevdasında. Bunun için her türlü ilkesel tavizi de veriyorlar. Bunları da yaşıyoruz, görüyoruz. Bizi yönetecek olan insanların topyekun olarak nasıl bir ilke katliamı içine girdiklerini herkes görüyor. İşte bu ortamda ortaya çıkmak, proje savunmak, ülke yararı savunmak, öneriler getirmek, kanun tasarıları hazırlamak dünyanın en zor işi. Vatandaşıma düşen, bizim gibi düşünen insanlara destek. Vatandaşıma düşen, bizim gibi sadece ve sadece koltuk düşünmeden, makam düşünmeden
halkımıza hizmet vermek isteyen insanlara sahip çıkmak. Bu kadar basit. Biz de bunu talep ediyoruz. İşte baş başa programında bitiremediğimiz 3 ilçemizi bu şehir ve insan programında bitirmeye karar verdim. Şehir ve insan ve deprem konusunu aldığımız bu programın gündeminden biraz uzaklaşarak bugün sizlere Köşk, Sultanhisar ve Kuyucak ilçelerimize ilişkin hazırlamış olduğum projeleri sunacağım. Ekrana alırsak arkadaşlar, sunumumuzda bu 2023 yılıyla 2033 yılları arasında uygulanmasını öngördüğümüz bu 3 ilçemizin bir kalkınma planı taslağıdır. Bunlar uygulandığı takdirde bu ilçelerimiz gerçekten ihya olacaktır. Şehircilikle ilgili sorunlarını çözmenin yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel, sportif pek çok konuyu da çözmüş olacaklardır. Şimdi önce biz ilçelerimizi ele alırken genel konumundan başlıyoruz. Vatandaşımıza tanıtıyoruz. Bu ilçemiz nerededir, büyüklüğü nedir, bir takım coğrafi özelliklerinden başlıyoruz. Bakın bu dikey olarak Ege bölgesinin dikey haritası. Şu altta Marmaris gözüküyor. Burada da Büyük Menderes Ovası, BM yazan yer, Büyük Menderes Ovası. Bu ovanın üzerinde Köşk, Sultanhisar ve Kuyucağı görüyorsunuz. Ortada kalan kısım ise Nazilli. Şurada kalan kısım ise Nazilli. Coğrafi olarak burada. Bunun bir kuzeyinde Küçük Menderes Vadisi ve Ovası var. Ondan sonra da Gediz Vadisi var. Gördüğünüz gibi Ege bölgesinin temel 4 tane denize dik istikamette vadiden oluşuyor veya ovadan oluşuyor. Bunların her biri bir akarsu havzası. Biz hep söylüyoruz, akarsu havzalarının doğal varlıklarının yönetimi, madenciliği, ormancılığı, tarımı ve önemlisi de bu bölgedeki jeotermalin mutlaka havza bazında planlanması lazım. Öyle tek tek kuyu kuyu açalım da jeotermal kullanalım derseniz hata yaparsınız, çevreyi kirletebilirsiniz. Ama Büyük Menderes Havzası'na ayrı bir master plan hazırlarsanız, Küçük Menderes Havzası'na ayrı, Gediz Havzası'na ayrı ve yukarıda Bakırçay Havzası var. Ege bölgesi hakikaten Türkiye'nin kalbi, Türkiye'nin en önemli bölgesi, Ege bölgesi 4 tane havzadan ibaret. Bir havza yönetim modeli kurarsanız, siyasi anlamda değil, idari anlamda değil, kimse onu eyalet sistemi falan gibi algılamasın. Havza yönetim modeli bir nevi o coğrafyayı en doğru biçimde yöneten modeldir. Suyu nasıl kullanacağız, ormanı nasıl kullanacağız, selden nasıl korunacağız, fazla suyu nerelerde biriktireceğiz, sulama sistemlerimiz nasıl olacak, jeotermal sistemlerimiz nasıl olacak, ulaşım modelimiz nasıl olacak, yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi nasıl değerlendireceğiz? Buna havza yönetimi diyoruz. Havzayı kim yönetecek? Bir havza valisine filan ihtiyaç yok. Eyalet filan kurmuyoruz. O havzayı zaten yönetenler var. Büyükşehir Belediyesi başta. Valilikler, vilayetler var. Onlara bağlı birimler var. Bir de sivil toplum örgütleri var. Bir de serbest piyasa var. Örneğin jeotermal için havza yönetmek istiyorsanız, jeotermal üreticileri, yani o sahaların haklarını almış olan imtiyaz sahiplerini mutlaka havza yönetimine alacaksınız. Ziraat odalarını alacaksınız, ticaret odalarını da alacaksınız. Ticaret borsalarını alacaksınız. Ve bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte belediye, yerel yönetimleri alacaksınız. Merkezi yönetim, valilikleri alacaksınız. Bir havza yönetimi kuracaksınız. İşte bu 4 havzayı böyle yöneteceksiniz. Şimdi Aydın ili haritasına göz atarsak, alabilir miyiz? Evet. Gördüğünüz gibi Aydın'ın Denizli'ye en yakın ilçesi Buharkent ile Nazilli arasında Kuyucak ilçemiz var. Aydın'ın büyük ilçelerinden. Buradan bir karayolumuz geçiyor. Aydın-Denizli karayolu. Denizli-Aydın karayoluna en fazla cephesi olan ilçelerimizden bir tanesi Kuyucak. Bir diğeri Sultanhisar. Karayoluna cephesi en kısa olan ilçemiz Köşk. Ve en son ilçe yapılmış olan birimimiz.
Burada haritayı görüyorsunuz. Burada da yine Kuyucak ilçemiz ve köyleri ve köy yollarıyla birlikte görüyorsunuz. Burada bakın şurada büyük bir boşluk görüyorsunuz. Bunlar hep orman alanları. Burada yerleşme ve köy yok. Kuyucak'ta da böyle. Aydın ilimizin yaklaşık %40'ı zaten orman alanı. Ve Aydın ilimizin %50'si tapusuz. Yani tapusuz derken mülkiyet sahibi yok. Ya orman ya da çalı vesaire gibi dik kayalıklar gibi tapusu olmayan alanlar. Yani Aydın'da değerlendirilecek o kadar çok yer var ki her ilçemizi ele aldığımızda bunları tek tek anlatıyoruz size. Şimdi Kuyucak ilçemizin genel tanımından başlayalım. Yüz ölçümü 465 kilometrekare. Aydın ilinin %5.7'si. Yani Aydın ilinin %6'sı civarında. 17 ilçe olduğunu düşünürseniz büyük bir ilçe sayılır. Çünkü çok daha küçük ilçelerimiz var. Buharkent gibi, Köşk gibi, İncirliova gibi vesaire. Yine Kuyucak ilçemizin denizden ortalama seviyesi 85 metre. Toplam 2018 nüfusu da 27 bin. Yani bu ilçe nüfusu, sadece merkez nüfusu değil. Bütün köyleriyle birlikte 27 bin kişi bu koskoca Kuyucak ilçemizde yaşayan nüfus. Burada Kuyucak ilçemizin yıllara göre nüfus değişimi var. Bakın toplam nüfusu 1955 yılında aşağı yukarı 75 sene önce, 70 küsür sene önce, 70 küsür sene önce 1955 yılında 26 binmiş. Bugün kaç? Bugün de 26 bin. Eyvah ne yapacağız? Kuyucak gibi çok önemli bir ilçemizin nüfusu son 70 yıldır hiç artmıyor. Hatta belli bir süreden sonra 30 bini görmüş, 2007'de 43 bini görmüş. Daha sonra da 26 bin olmuş. İşte Türkiye'deki demografik dağılım dediğimiz nüfusun dağılımındaki temel hata burada. Biz çok kıymetli toprakları, çok kıymetli potansiyeli olan kırsal alan ve kırsal ağırlıklı olan bölgelerimizdeki nüfusu alıyoruz merkezlere. Belki önce Aydın'a, sonra İzmir'e, sonra İstanbul'a yüklüyoruz. Büyük şehirleri, yani metropol kent dediğimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana vesaire gibi kentleri yaşanmaz hale getiriyoruz. En yaşanılası topraklarımızı da terk edip bu büyük şehirlere ekmek parası için hücum etmesine göz yumuyoruz. Bunu tam tersine bir uygulamayı yıllardır herkes hayal eder, kimse projelendiremez. Kimse kırsal alanı cazibesini artıran, orada insanlara ekmek parası kazandıran, ekmek parasının ötesinde gelir imkanları, zenginleşme imkanları yaratan projeler hazırladık. Şimdi bunları Kuyucak içinde anlatacağız, Köşk içinde anlatacağız, Sultanhisar içinde anlatacağız. Köşk, Sultanhisar ve Kuyucak gibi Aydın Denizli aksı üzerindeki en cazip ilçelerde bile nüfus artmıyor. Türkiye'nin nüfusu 1955 yılında 24 milyon, bugün 86 milyon. Yaklaşık 3,5 katı artmış, Kuyucak'ın nüfusu yerinde saymış. Bu ne demektir? Kuyucak geri gitmiş demektir. Kimse sahip çıkmamış demektir. Yani Kuyucak'ta öyle 3-5 yatırım yapıvermekle falan olmuyor. İnsanların ekonomik yapısını öyle müdahale edeceksiniz ki orada yaşamak cazip olacak. İstanbul'da ne buluyorsa orada da bulacak. İstanbul'da kazanacağı parayı Kuyucak'ın köyünde de kazanabilecek. Böyle bir modelden bahsediyoruz. Birazdan bunları anlatmaya çalışacağız. Bu nüfus analizleri çok önemli. Bakın Kuyucak nüfusu işte buyurun. Azalmış gitmiş. 2007'den 2021'e Kuyucak erimiş. Buyurun. 2007 nüfusu aşağıda yazıyor. Kaydırın, iniyor. Yokuş aşağı. 2021'de geldiği noktaya bakın. Yani bu sağlıklı bir şey mi sizce? Gurur duyulacak bir şey mi? Kuyucak'ta bir belediye başkanımız var. Son derece başarılı. Yani
kıyacak için her şeyi yapıyor. Ama şu akıbeti önleyemiyor. Çünkü onun elinde olan bir şey değil. O koşturuyor, ediyor, koyacak için, kuyacak için yapılacak pek çok eser kazandırdı ama bu gidişatı durduracak olan müdahale kırsal alanımızı tarımdan başlayarak kalkındıran, tarımda elde edilecek olan büyük geliri esnafın, tüccarın cebinde bırakan, kırsal alanda yaşamayı çok cazip kılan bir model. İşte bizim tarım parkları dediğimiz, kanun tasarısını hazırladığımız model. Enerji reformu dediğimiz, Aydın için jeotermal enerjiyi en rasyonel, en verimli fakat büyük sermaye burada elektrik üretsin, para kazansın ama jeotermalden biz de para kazanalım. Benim köylüm de kazansın. Güneş enerjisi santralinden, birazdan göstereceğim. Rüzgar santrallerinden parayı Aydın'ın toprağına gelip büyük holdingler kazanmasın. Aydın'ın insanı kazansın. Aydın'ın köylüsü kazansın. Buna dair projelerimiz var. Bunun için çıktık Aydın'ın hakkını savunalım. Bunları sağlayalım. Kuyucağı, köşkü, Sultanhisar'ı da kalkındıralım. Onun köylerinde yaşamayı bir imtiyaz haline getirelim. Gururla yaşanacak alan haline getirelim. Her türlü çağdaş unsurla donatalım. İnsanların mutlu, huzurlu ve ekonomik yönden hiçbir sıkıntısı olmadan yaşayabilecekleri alanlar haline getirelim. Bunlar temenniyle olmuyor. Ucuz nutuklar atarak olmuyor. Siyasi rekabet adına birbirine çamur atarak, birbirle kavga ederek de olmuyor. Bu yüzden hep geri gidiyoruz. Kuyucak böyle nüfusu tepe taklak gitmiş, azalmış, cazibesini kaybetmiş, gül gibi ilçemiz. Ama o insanların çekip gittiği İstanbul sanki çok mu iyi bir yer, çok mu yaşanılası bir yer, İzmir çok mu güzel bir yer. Orada da çile çekmeye gidiyoruz. Arkasından da bir deprem geliyor, dünya başımıza çöküyor, hayata veda edip gidiyoruz. Yapmayın. Bakın bunların hepsini bu ülke aşabilir. Bu ülkenin insanı bunları aşacak yetenekte, özellikte ve hak etmiyoruz bu kadar büyük sorunlarla baş edememeyi, bu sorunların içinde boğulmayı biz Türk insanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde yaşayan insanlar olarak hak etmiyoruz. Bir nüfustan bunları çıkardık. Kuyucağın mahalleleri, bakınız. Pamukören, Horsunlu, bunlar eskiden beldeydi. Maalesef yanlış çıkartılan bir kanunla bunları biz mahalle haline getirdik. 2668 nüfusu olan Pamukören'i, 2200 nüfusu olan Horsunlu'yu tek başına mahalle yaptık. Hakeza, Kurtuluş, Başaran bunları da mahalle yaptık. Dolayısıyla eleştirilecek çok şey var ama bakınız İdecik mahallemiz var, 62 tane nüfus var. 62 nüfus kalmış İdecik'te. Hak mı bu? İdecik öyle güzel bir yer ki, öyle yaşanması bir yer ki, bizim Ören mahallemiz, Dereköy mahallemiz, 84 kişi, 75 kişi. Yani bu alanları niye terk etmeye zorlayan bir sisteme evet demişiz? Niye bu alanları bu kadar güzel yaşaması, mükemmel ortamı olan, coğrafyası dört dörtlük olan ortamları terk edilmesine göz yummuşuz? Onun için isyan ediyorum. Onun için oturup çalışıyorum. Bunu geri çevirmenin yollarını buluyorum, takdim ediyorum. Bir de bakıyorum ki siyaset bize düşman olmuş. Yapmayın. Ben kimsenin düşmanı değilim. Ben kimsenin siyasi karşıtı değilim. Kimseyle siyasette kavga etmedim. Proje için ısrar ederim. Proje doğruysa, halk yararınaysa ısrar ederim, çekinmem, korkmam. Üstüne giderim ve yaparım. Bunun faturası ne olursa olsun katlanırım. İşte Aydın'da bunları yaptım. Hiçbir siyasi partiyle uzak değildim. Herkesle yakındım. Herkesle. Herkesle işbirliği yaptım. Karşı partinin iktidar olduğu dönemlerde, karşı partinin bakanlarıyla iyi diyalog kurmak suretiyle Aydın'a hizmet yağdırdım. 7 tane organize sanayi bölgesi kurdum. Kulakları çınlasın. Benim partimin rakibi olan, Doğru Yol Partisi'nin bakanı olan Sayın Ali Rıza Gönül'le.
Kucaklaşa kucaklaşa. Bütün daire müdürleriyle oturup sabahlara kadar Aydın'ın geleceğini tartışırdık. Şimdi bir bakıyorum ki aynı partiden olan belediye başkanları birbirini yiyor. Daire müdürleri sırf iktidar partisinden değil diye belediyelerin önünü sıkıyor. Ve bir eşitlik yok. Kavga var, gürültü var. Olan Aydın'a oluyor. Bakın 20 senedir ben dün gittim Umurlu'da bir açılışa katıldım. Vatandaşları ziyaret ettim. Herkes şunu söyledi. Sizin zamanınızdan bu yana kimse bir çivi çakmadı. Aydın geri gitti. Yani bunu görmek için öyle incelemeye falan gerek yok. Aydın Türkiye'de örnek gösterilen bir kentti. Denizli Aydın'a özenirdi. Manisa, Afyon, Uşak, Kütahya, Muğla hepsi Aydın'a özenirdi. Balıkesir. Aydın içinden geçen herkes hayran kalırdı. Pırıl pırıl tertemiz yeşillikler içinde bir kent yaratmışsınız diye. Şimdi tam tersi. Deprem bölgesine giden mühendis arkadaşlarımın söylediğine göre o yıkılmış kentlerde bile diyor, yıkılmış kentlerde bile diyor ne kadar çok hizmetin yapıldığını biz gördük diyor. Aydın diyor son 20 yılda eridi gitti sizden sonra diyor. Kimse sahip çıkmadı. Ben bu kadar şahsileştirmek istemiyorum. Biz diyalogla yaptık. Biz işbirliğiyle yaptık. Biz iyi niyetle yaptık. Biz hulusi kalple herkese kucağımızı, beynimizi ve bütün imkanlarımızı açarak yaptık. Bugün Aydem olan eski TEDAŞ'la Aydın elektrifikasyonunu yaptık. Yüzlerce toplantı yaptık Aydem'le. Ben muhalefet partisindeyken devlet su işlerinin bölge müdürüyle oturup toplantılar yaptım. Yani kalkınma böyle olur, proje böyle olur. Evet arkadaşlar, Sultanhisar'a geçiyoruz. Sultanhisar ilçemiz Aydın'ın %3.2'si. 262 kilometre kare bir alanı var. Aydın'ın %3.2'sini kaplıyor. Sultanhisar'ımızın nüfusu ise 20 bin. 20 bin nüfusu var. Ve denizden 82 metre yukarıda. 82 metre yukarıda. Yine Sultanhisar'ın nüfusu da hiç iç açıcı değil. 2007'den 2021'e azalmış. Gördüğünüz gibi azalmış. Yani aynı hikaye. Demin Kuyucak için söylediğim her şeyi Sultanhisar için de söylüyorum. Birazdan da göreceksiniz. Buralar nasıl bir coğrafyalar biliyor musunuz? Buralar cennet. Aydınımız cennet. Büyük Menderes Havzası Allah'ın bize lütfettiği bir cennet. Biz burayı cennet haline getireceğimize ızdırap içinde, geçim sıkıntısı içinde alın terimiz boşa gide gide nüfus kaybediyoruz. Nüfus kaybediyoruz. Yani nüfus kaybetmek demek geri gitmek demek. Nüfus kaybetmek demek mutsuzluk demek, kaçmak demek. Doğru değil mi? Yoksa niye nüfusu azalsın ya? Türkiye'nin nüfusu 3,5 katı artacak. Benim Gül gibi ilçemin nüfusu düşecek. Yanında 3,5 katı en azından artması lazım. Ortalama bir cazibesi varsa, ortalaması bu. Daha cazipse belki 5 katı artması beklenir. Ha illa nüfusumuz mu artsın? Zaten artıyor. Onu ben artırmıyorum. Ben göstergeyi söylüyorum. Türkiye'nin nüfusu artarken benim nüfusum düşüyorsa burada bir problem var demektir. Burası yaşam kalitesini kaybetmiş, geçim imkanlarını daraltmış demektir. Bunu gösteriyor. Onun için biz nüfus üzerinden ölçmeye çalışıyoruz. Bakınız burada Atça, meşhur bizim Ege'nin Paris'i dediğimiz Atça. 7500 nüfusu olan Atça şimdi mahalle muhtarlığı oldu ya arkadaş. Ya böyle ucubeleri nereden çıkarıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl beceriyorsunuz? Böyle kanun olur mu arkadaşım ya? Yapmayın, etmeyin. Kalkınmanın, gelişmenin önünü mü kesmeye çalışıyorsunuz? Bir büyükşehir kanunu yaptınız. Evlere şenlik. Atça benim Paris'im mahalle oldu ya. Paris mahalle oldu. Yani ne diyeyim? İşte bunları çözmek için yeni büyükşehir kanun tasarısı hazırladım. Bunun için milletvekilliğine aday oluyorum. Milletvekilliğinin maaşı da batsın, imtiyazları da batsın, havası da batsın, makamı da batsın, arabası da batsın. Yetkisi lazım. Söz hakkı lazım. İnsanlar bizi dinlesin diye buraya aday oldum. Gidip orada yeni bir büyükşehir kanun tasarısı, 25 sene önce hazırladığım kanun tasarısı.
25 sene önce çıktım, Aydın Büyükşehir, Aydın Spor şampiyon dedim. Aydın Spor şampiyonluğu ne demektir? Aydın'ın şampiyon olması demektir. Bir ilin spor kulübü şampiyon olursa, birinci ligde oynarsa, Avrupa kupalarına giderse, bu o kentin ekonomik ve sosyal kalkınması demektir. Bunun için yan yana koyduk. Aydın Büyükşehir, Aydın Spor şampiyon dedik slogan. 25 sene geçti. 25 senede Aydın 1 milim mesafe almadı. Türkiye gelişti, kalkındı, bütün vilayetler, bütün kentler değişti. Aydın'da en ufak bir dönüşüm yok, nüfus kaybı var. Ama bu arada bir kanun çıktı 2013'te. 2014'ten itibaren benim atçam, Atçalı Kel Mehmet'in kemikleri sızlıyor. Atçam şehirken mahalle oldu. 7500 nüfuslu mahalle oldu. Bakın bizim Güvendik mahallemiz var. Güvendik mahallemizin 59 nüfusu var. Kılavuzlar mahallemiz var. Kılavuzlar köyümüz. Güvendik köyümüz bir cennet parçası. Kılavuzlar köyümüz hakikaten harika. 120 nüfusu var kılavuzların. Güvendik köyümüzün 59 nüfusu var. Görüyorsunuz. İşte bunlarla aynı statüye getiriyorsunuz Atça'yı. Ve kimse de itiraz etmiyor ha. Ben yaptım oldu. Kim onu yapan? Affedersiniz iki tane. Aklı evvel kendisini eski belediye başkanı, eskisi benim gibi zanneden iki tane adam. Oturuyorlar, Büyükşehir Kanunu yazıyorlar. Diyorlar ki şöyle çevirelim, bütün vilayet Büyükşehir olsun. İyi ne yapalım? Bu belde belediyelerin hepsini kaldıralım kardeşim ya. Bunlar problem ya. Neden biliyor musunuz? Bu kanunu yazan, isim vermeyeceğim, yazanların geçmişte Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmışlar. Daha doğrusu Merkez Belediye Başkanlığı. İlçeler ve beldelerle geçinememişler. Beldeler küçücük küçücük yerler. Onlara sorun yaratmışlar. Onların dediklerini yapmamışlar. Onun için diyor ki beldeleri kaldıralım. Yahu dünyada yerel yönetim demek, yerinden yönetim demektir. Yerinden. Buna yerindenlik ilkesi denir. Bütün dünyada mahalli idarelerin temel ilkesi yerindenliktir. Yani vatandaş devlete en kısa yoldan ulaşacak. En kısa yol nedir biliyor musunuz? Apartman yönetimi. Derdini git apartman yöneticisine anlat. Sonra mahalle muhtarı gelir. Sonra belde belediyesi gelir. Sonra ilçe belediyesi gelir. Sonra büyükşehir belediyesi gelir. Bunlara mahalli yönetim diyoruz. Mahalli idare diyoruz. Millet bir muhatap arar. O muhatap ona en yakın olan yerde olmalıdır. Sen bu yerindenlik ilkesini çiğnersen, belde belediyelerini yok edersen ve de bunun adına da yerel yönetim kanunu, yerel yönetim reformu dersen bu kadar büyük saçmalık olmaz. Bu mutlaka geri gelmelidir. Köylerimizin tüzel kişilikleri iade edilmelidir. Köylerimizin malı mülkü iade edilmelidir. Köy yönetimlerini nasıl geliştirileceğini tarım parkları diye bir köy yönetim kanununda toparladık. Öyle bir kanun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün köylerini, 38 bin köyün tamamını öne çıkartan, Aydın'daki 657 tane köyün tamamını öne çıkartan bir kanun tasarısı. Oraları ihya eden, burada 59 nüfuslu Güvendik mahallemizi cazip kılan, oradaki insanları zengin eden, her yönden, köy konağında sanatı da, sporu da, kültürü de her şeysi olan, fakat her hanede en az bugünkü parayla 100 bin lira, ayda 5 bin dolar geliri olan bir köy düzeni istiyoruz. Bunu sağlayan kanun tasarlarını yazdık. Ne yapacağız? Sunduk, hadi dediler, git. Sunduk, İsrar etme dediler. Bir daha sunduk, başladılar dayak atmaya. Düşmanlaştılar. Bu adamın gözü bizim yerimizde. Ya ben proje hazırladım kardeşim, benim gözüm hiçbirinizin hiçbir şeyinde değil. O sizin yaptığınız görevlerdeki orant kavgasında benim yerim yok. Ben ömrüm boyunca kazıya kazıya, büyük işler yapa yapa para kazandım. Hepsini helal kazandım. Kimsenin hakkını da yemedim. Hainler ve uğursuzlar, hırsızlar dışında. Dolayısıyla köyün kalkınmasının temelini bulduk. Siz köylerin bile malını mülkünü elinden alıp muhtara emanet edip onları adeta bir büyükşehir belediyesinin kölesi haline getirmekle hiçbir şeyi çözemezsiniz. Tersine döner. İşte burada da
Sultanhisar ilçemizde de çok güzel bir örnek. 18 tane mahalle var. Bir tanesi Atça. Üzüntüyle söylüyorum. Köşk ilçemiz, bizim en yeni ilçemiz. Gerçekten göz bebeği bir ilçemiz. Köşk, Aydın'ın gördüğünüz gibi çok küçük bir bölümünü belki kaplıyor. Yani %1'i bile değil ama 188 kilometre kare, yükseltisi 162 metre, toplam nüfusu 27 bin, ilçe nüfusu 27 bin. Fakat köşk çok, çok özel bir yer. Aydın'ın en mümbit toprakları, işte seracılığın, jeotermalin, çileğin meşhur olduğu bir bölge. Gelelim köşke bakalım. Köşk tabii 1990 yılından başlıyor köşkün istatistikleri. 22 binden 27 bine çıkmış köşk. Bakın nüfusu 90 yılından itibaren artan tek ilçe. Bunun nedenlerini biz araştırdık. Oradaki ekonomik yapıya ve özellikle seracılık konusundaki atılımlar köşkün diğer ilçelere göre daha farklı, nüfusu artan, cazibesi artan bir ilçe haline getirmiş. Bu da oldukça sevindirici. Bütün ilçelerimizi bu şekilde nüfusu artan, yani cazibesi artan, geçim imkanları artan hale getirmek istiyoruz. Bunun için projeler hazırladık. Köşkün 28 tane mahallesi var. Gördüğünüz gibi. Yine çok küçük dağlık bölgede çok küçük mahallelerimiz var. 85 nüfuslu Gündoğan köyümüz var. Cumadere köyümüz var. 167 nüfuslu. Ve yine merkezde de Çarşı mahallemizde 4500, Soğukkuyu mahallemizde 3000 küsür nüfusu olan kentsel mahallelerimiz var. Yani köşk, dediğim gibi karayollarının geçişinin en kısa olduğu bir ilçemiz. Şimdi ilçelerimizin coğrafi tanıtımını yaptık, genel durumunu inceledik. Şimdi her zaman olduğu gibi ulaşım ve trafik yönünden projeleri anlatacağız. Kuyucak Sultanhisar Köşkü ulaşım ve trafik yönünden inceleyeceğiz. Burada Aydın'ın ulaşım master planını görüyorsunuz. Burada Aydın'ın bütün köy yolları, il yolları, karayolları, otobanları, raylı sistemleri, demir yolları, limanları, havaalanları hepsi bir ulaşım master planında toplandı Aydın vilayetinin. Bu ulaşım master planında burada ağ gibi gördüğünüz köy yollarının tamamının 20 metrelik bulvara dönüştürülmesi öngörüldü. Bu temel projedir. Her ilçede her köy yolu öyle mıcır döktük, asfalt döktük, Allah razı olsun, gelin elimi öpün filan yok. Mıcır karın doyurmuyor kardeşim. Tabii ki hayatı rahatlatır bir miktar. Zaten bir mıcır asfaltın bu yıllara kalması bile yüz karasıdır. Köyde yaşayan insana bir mıcır asfaltla idare edemezsiniz. Kenarına iki tane fosforlu plaka dikmekle onların hayatını değiştiremezsiniz. Cazibesini artıramazsınız. Bakın burada Kuyucağın köy yolları gözüküyor. Burada da Sultanhisar ve Köşkün köy yolları gözüküyor. Bunların tamamı, bunların bir kısmı Ödemiş tarafına giden, Ovacık tarafına giden iki tane de il yolu var. Bakın ortadan geçiyor. Bir tanesi Sultanhisar'dan, öbürü de Köşk'te mevcut yollar. Bütün bu yolların hepsinin ulaşım planlaması içinde ele alınması gerekiyor. Kuyucağın ulaşım ve trafik projelerinin başında bizim Aydın ili genelinde planlamış olduğumuz entegre yol sisteminin Kuyucak içinden geçen parçası. Entegre yol nedir? Bakın şurada gördüğünüz gibi bir yol. Şöyle bir yol. Ortasından raylı sistem geçiyor, kenarından transit, kırmızıksız, kavşaksız transit yol geçiyor. Onun dışında iki tarafında bulvarlar geçiyor. Ondan sonra da bir sıra imarlı arsa üretiliyor. Yolların üstüne de şurada gördüğünüz gibi üst geçit statüsünde çarşılar, kültür tesisleri, spor tesisleri, ticari tesisler, sosyal tesisler, her şeyi yapıyorsunuz ve
yolun üstüne yapmış olduğunuz bu çelik yapının en tepesine de güneş enerjisi santrallerinizi kuruyorsunuz. Hem enerji üretiyorsunuz, hem raylı sistemden yararlanıyorsunuz, hem karayolunda hiç kırmızı ışığa takılmadan seyahat ediyorsunuz, hem de kenarlardaki şu gördüğünüz bulvarlarda şehir içi trafiğini düzenliyorsunuz. Yanında da binanız var. Yanında da binalarınız var yüksek. Bunun uyarlanması, yani bu Kuyucak'ta uyarlanması tam 28 kilometrelik bir geçiş. Bakın Kuyucak'ta 28 kilometre bir geçiş. Orada görmüş olduğunuz mavi noktalar raylı sistemin istasyonları. Kaç tane var istasyon? Gördüğünüz gibi 7 tane istasyon var. 28 kilometrede 7 tane istasyon var. Ortalama 3-3,5 kilometrede bir istasyon var. Bu istasyona varmak için en ortasında olsanız 3,5 kilometrenin yarısı 1750 metre. 1750 metreyi 15 dakikada yürüme mesafesi. Yani bu raylı sistem ve istasyon sistemi herkesin yürüme mesafesinde. O 28 kilometrelik karayolu üzerinde hangi noktada yaşıyor olursanız olun, aşağı yukarı 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde raylı sistemin istasyonuna erişip binip seyahat edebiliyorsunuz. Temel proje bu. Şimdi Kuyucak'ın içinde bir takım geçişler var, ana bulvarlar var. Bunları tek tek analiz etmeyeceğiz. Vaktimiz bu konuda oldukça dar olduğu için burada sarı olarak gösterilmiş olan ana bulvarlar. Bunlar mutlaka en az 24 metre olmak üzere genişletilecek. Orta refüjlü hale getirilecek. Bakın burada Kuyucak'ın en önemli bulvarını görüyorsunuz. Alt tarafı da maalesef kapalı. Yola kadar çıkmıyor, dere yatağının kenarında. Bunlar hep müdahale edilmesi ve açılması gereken sistemler. Yine Kuyucak'ın içinden büyük bir sulama kanalı sistemi geçiyor. Daha önce fay hatlarını incelemiştik. Kuyucak'ın içinde fay hattı yok ama yakınında var. Bir de tam şu kuzey noktasında şehirden kopuk bir TOKİ yapmışlar. Toplu konut yapmışlar. Ucu gözüküyor bakın orada yukarıda. Bunlar hep hatalı yaklaşımlar. Bir şehre müdahale ederken işte konut yapacağız, TOKİ yapacağız deyip oraya buraya böyle öbek öbek küçük mahalle ölçeğinde veya mahallenin alt ölçeğinde binalar yapmak yanlıştır. Şehircilikte bu doğru değildir. Şehrin merkezinden kopuk, şehrin sosyal hayatından kopuk, şehre mesafeli. Niye? Orası sağlanmış. İşte sağlam çıkmadı işte. Oradan fay hattı çıktı. Kuyucak TOKİ fay hattının tam ortasında gelmiş dayanmış. Ne yapacaksınız şimdi? Dağı bulduk, hazine arazisinde bulduk, gidelim TOKİ yapalım. Ya bırakın bu mantığı. TOKİ'yi biz kurduk. TOKİ'nin bütün mevzuatını 50 kere söyledim. Biz yazdık. TOKİ sağlam bina yapar. Ama karar vericiler değiştiği zaman yanlış yere, yanlış projeyle yaparsanız bina sağlam olur ama şehirden kopuk olur. Yani Kuyucak bunu hak etmiyor. Dolayısıyla Kuyucak'ın içinde merkez istasyonunu görüyorsunuz. Bu merkez istasyonu hem raylı sistemin şehirler arası tren, yük trenleri ve aynı zamanda da şehir içi hafif raylı metro sistemi dediğimiz sisteme hizmet verecek böyle bir sistemi var. Kuyucak'ın ulaşım sistemi aşağı yukarı bunlar. Şimdi Kuyucak'ın köy yolları, demin bahsettik 121 kilometre köy yolu, Kuyucak'ın köy yollarının tamamı bulvar olacak. Bulvar şekline dönüşecek. Yani bunu biz her ilçemizde anlatıyoruz. Bütün köy yolları 20'şer metre genişlikte bulvar olacak. Ortasında refüj olacak, kenarında kaldırım olacak, ağacı olacak ama hem kaldırımlarında hem orta refüjünde elektrik direklerinin bulunduğu direğin üstünde her direkte tam 24 tane, bazılarında 36 tane güneş kolektörü olacak. Yani o köy yolları güneş enerjisi üreten yollar olacak. Üretilen güneş enerjisi de köyün olacak, köylünün olacak. Bunu nasıl paylaştırılacağını kanunla düzenledik. Tarım parkları kanunu böyle bir kanun. Gelin bunu Ankara'ya götürelim hep birlikte. Bunları yapalım. Ankara'ya gidelim, o kanunu geçirelim, ikna edelim, dönelim gelelim. Bütün köy yollarımızı 20 metre bulvar, enerji üreten, elektrik üreten,
köylünün cebine oradan para katan, aynı zamanda tarım parkı dediğimiz, birazdan anlatacağız, yüksek gelir getiren bir modele dönüştürelim. Gidelim, yapalım, dönelim, gelelim, bunları yapalım. Vatandaştan benim beklediğim destek bunun için. Kimse beni başkalarıyla karıştırmasın. Biz buna hayatımızı verdik. Referansımız belli. Aydın'da yaptık. Yok zamanda yaptık. Yokluklar içindeyken yaptık. Aydın Belediyesi'nde 22 mahalleli küçücük bir alanda belediye bütçesinin 860 katı yatırım yapmışız. Derenin taşıyla derenin kuşu. Derede taş bitti. Gittik dağdan taştan taş topladık. O taşla yaptık ya. Dolayısıyla gelin bunları yapalım. Bugünün bu cinnet geçiren siyasi ortamına katılmayalım. Hakikaten siyaset cinnet geçiriyor ya. Millet birbirini kırıyor ya. Üzülenler, kırılanlar, kopanlar, nereye gideceğini siyaseten beyni dağılanlar, yazıklar olsun. Siyaset artık öyle bir noktaya geldi ki, öyle bir çürüme noktasına geldi ki, vatandaşın artık burnu o kokudan çatladı yahu. Yapmayın. Biraz gerçeklere dönelim. İnsanlarımızın hizmete ihtiyacı var. Hizmetin başlayacağı yer kırsal alan, köy, tarım alanı. Bunları yönlendirecek, bunları hakikaten sıçratacak projeler hazırlıyorsunuz. Ya projeleri anlamayız. İyi, o zaman kanun tasarısı buyurun. Hadi oradan diyorlar, seni kovalıyorlar. Düşmanlaşıyorlar. İntikam almaya kalkıyorlar. Kimseyi kastetmiyorum. İktidarı, muhalefeti, belediyeyi bilmem neyi falan kastetmiyorum. Siyasi sistemi kastediyorum. Sistem böyle. Konu Hüseyin Aksu değil. Benim gibi yüzlerce insan bu ülkede sırf bu ülkesini düşündü, proje geliştirdi diye cezalandırıldı. Bugün değil, 70 sene önce de böyle oldu. Bu ülkede uçak yapan insanları batırdılar. Şakir Zümre ülkede uçak yaptı, adamı batırdılar, adam soba yaptı, soba. Uçak yapan adamı soba yaptırdılar, yahu soba. Dolayısıyla, yani ben bunları anlatırken sizlere, bir mesaj vermeye çalışıyorum. Kimseye düşmanlık mesajı, tohumu ekmeye çalışmıyorum. Ben sizden siyasi destek isterken, sizin adınıza istiyorum. Bunları yaparsak, belki o statükonun bir ucundan razı ederiz, bir sonuç alırız, Aydın'a döner gelir bir pilot proje yaparız, bütün dünya aleme gösteririz. Ülkemiz dünyada kırsal alanın kullanımının en doğru örneği olarak kırsal alan nasıl sahip çıkılır? Hollanda gibi. Hollanda bambaşka bir model. Böyle bir örneği yaratmış bir ülke olur, öncü olur. Akılla, bilimle dünyanın önüne geçmek Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı tek mirastır. Tek mirastır. O mirasa da sahip çıkmış oluruz. Bunu istiyorum. İşte Kuyucak'ta görüyorsunuz 121 kilometre köy yolu var. Bunların hepsi burada işaretli. Bunların tamamının benim dediğim gibi bulvar şekline dönüştürülmüş ve o bulvarlarda da altyapısı eksiksiz, kenarlarında da binaların yapıldığı doğrusal köyler, doğrusal köy yerleşmeleri, mükemmel parseller, mükemmel binalar, mükemmel evler olduğunu düşünün, gözünüzün önüne getirin. Kuyucak'tan Sultanhisar'a geçtik. Sultanhisar'ın yol cephesi 14 kilometre. Ancak bizim vaktimiz, bugünkü zamanımız tükendi. Yarın Sultanhisar'ın ve Köşk'ün yol projelerine devam edeceğiz. Ve size bu bahsetmiş olduğum kırsal alanın kalkınma projesini Köşk, Sultanhisar ve Kuyucak'ta nasıl uygulanacağını, somut olarak, pilot olarak nasıl uygulanacağını yarın anlatacağım. Sorularınız olursa, bugün WhatsApp hattımızı burada açmadık ama benim telefon numaramı günlerdir ilan ediyoruz. Oradan bana yönlendirebilirsiniz. Sultanhisar'ı, Köşk'ü ve Kuyucağı yarın anlatmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.